sormak istiyorum. Bir kere çok 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 derinden teşekkürlerimi İlhan Bey'e sormak istiyorum. Önce ona. Çünkü böyle bir şeyi o akıl etti, o düşündü. Benim tiyatroma gelince ben ona çok kızgınım. Emekli oldum. Şöyle bir telefon açıp böyle bir geceyi koyun bir kenara. Koyun bir kenara bu geceyi. Bir telefon açıp hanım nasılsın demedi. Çok kızgınım tiyatroma. Öyle. Çünkü ben küçücüktüm, oraya gittim. Çocuktum, genç kız oldum, kocaman kadın oldum, olgunlaştım, çocuk doğurdum. Hatta kocam çocuğumu meme vermeye çalı kuşuna getiriyordu. Çocuğuma meme veriyordu ve yine götürüyordu. Böyle büyüdüm ben orada. Beklerdim bana. Tekrar ediyorum. Bir açsın, bir nasılsın desin. Yok. Buna çok kızgınım. Şimdi benim adıma gelince kükreyen benim adımın manası. Ama babam sanki bunu biliyormuş gibi bana Jeyan adını verdi. Çünkü ben gerçekten hayatımca kükredim. Şöyle kükredim. Anormal hayatımda çok sakin bir kadınım ben. Çok sakin. Ama işime gelince gerçekten kükredim. Tiyatroda hep başrol oynadım. Yani saklamaya gerek yok. Hep başrol oynadım ve lokomotif gibi oyunu götürdüm. Bu bir. Dublaja gelince orada da kükredim. Ağladım, güldüm, bağırdım, çağırdım. Eve gidince bende tıs yok. Ses yok evde. Gayet sakin. Yani demek istediğim ömrümü işe verdim. Ve işlerimi çok severek yaptım. Tiyatroyu çok röportajda sorarlar bana. Nasıl başladınız? Vallahi nasıl başladım farkında değilim. Çünkü küçücüktüm. Derim ki ben mesleği seçmedim. Meslek beni seçti. Diyorum röportajlarda. Dediğim gibi orada yaşlandım yani. Büyüdüm, koca kadın oldum. Ve beni aramıyorlar. Çok kızgın. Dublajda sorarlar. Sesin için ne yapıyorsun? Sesim için bir şey yapmıyorum. Allah vermiş. Kullanıyorum. Bu kadar. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Bütün bu geceyi hazırlayanlara çok büyük teşekkürlerimi sunuyorum. Bu salonu dolduranlara da teşekkürler ediyorum. Tek 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 içten teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili Ceyhan Tözüme, abla diyoruz çünkü o hep ablamız oldu bize. Hep genç ablamız oldu. Onun için bunu saygısızlık olarak kabul etme. Abla demek beni yüceltiyor sana söylerken. Ceyhan ablamıza hatıra plaketini sunması için Bakırköy BASAT Başkanı İlhan Güney'i davet ediyorum. Buyurun efendim. Bu arada ben de sayın sevgili Ceyhan Tözüme Melih Cevdet Anday'dan bir şiir hediye ediyorum. Kabul ederse. Ama ben kapatmayayım. Yaşamak güzel şey doğrusu. Üstelik havada güzelse, hele gücün kuvvetin yerindeyse, elin ekmek tutmuşsa bir de, hele tertemizse gönlün, hele kar gibiyse alın. Yani kendinden korkmuyorsan, kimseden korkmuyorsan dünyada, dostuna güveniyorsun, iyi günler bekliyorsan hele, iyi günlere inanıyorsan, üstelik havada güzelse, yaşamak güzel şey, çok güzel şey doğrusu demiş Melih Cevdet Usta. Sanki Ceyhan abla için yazmış. Erhan'la beraber, Erhan Yazıcı'yla beraber bir söyleşi yapmıştık tiyatroda. Bir o kadar. Bir söyleşi yapmıştık birlikte.
yaşamasına büyük onur verdi. Sağ olsun, var olsun. 100 yaşında buldu. Tekrar teşekkür ediyorum İlhan Bey. Sağ olun, var olun. Siz de hepiniz. Efendim geceyi basar. Çok teşekkür ederim. Büyük imeceyle yönetici arkadaşlarımla birlikte yaptık. Onları da davet ediyorum ki fotoğraf çektirelim. Sonra da doğum gününün en güzel tarafı tabii ki hatırlanmak, yaşanmak. Dostlarla birlikte olmak, sonra minik bir sürpriz var. Evet, buyurun. Gençlerimiz de gelsin.